98 yaşında hayatını kaybeden 12 Eylül darbesinin komutanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in cenaze töreni yarın yapılacak. Genelkurmay Başkanlığı'nda kuvvet komutanlarının katılımıyla bir tören düzenlenecek. Evren devlet mezarlığına defnedilecek. Törene siyasilerden katılım beklenmiyor. 98 yaşında hayatını kaybeden 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren yarın toprağa veriliyor. Kenan Evren için Genelkurmay Karargahı'nda basına kapalı bir tören düzenlenecek. Törene bir operasyon geçirdiği için istirahati devam eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel'in yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar katılacak. Kuvvet komutanları da tam kadro yerlerini alacak. Daha sonra Bilkent'te bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazı kılınacak. Ve Evren'in cenazesi devlet mezarlığında toprağa verilecek. Cenaze programının ilişkin açıklamayı Genelkurmay Başkanlığı yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde vefatlarımız bölümünde bir taziye mesajı yer aldı. Ancak siyasi partilerden taziye mesajı yayınlayan olmadı. Mağdur olmuş bir insan olarak onun hakkında güzel şeyler söylemek, bunu ifade etmek noktasında değilim. Allah rahmete müstahak olanlara rahmet etsin. Yaramı deşmeyin ya. Emri hak vaki oldu. Ben o darbe günü alkış tutanları biliyorum. Evren'in cenaze törenine siyasi partilerden katılım beklenmiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, NTV yayınında cenazede temsilcilerinin olmayacağını söyledi. Bizim partiden herhangi birisinin bu törenlere katılmayacağı yönünde bilgi geldi bana. Bizim de bir geleneğimiz vardır. Ölünün arkasından da kötü şeyler de söylememek gerekir. Ama bu acıları da bir daha yaşamamak için unutmamak da gerekir. MHP Grup Başkan